Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir program. İlk haftayı geride bıraktık Akif Bekir ile. Nasıl geçti ilk hafta Akif Bekir? Doğru aslında değil mi? Bir hafta tabii, bitti. Tabii. İkinci haftadayız. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Biraz aslında gözlemleme imkanım oldu. Bugün de konuşuruz onun üstüne, yani gözlemlerim üstüne konuşuruz. Bir tarafıyla çok keyif aldım, bir tarafıyla da dediğim gibi yani çok enteresan idi. Gördüklerim kendimce seni izlerken, mesela seçimlerine bakarken, şimdi gazetelerin Medya Mahallesi ya program, editoryal tercihlerini burada tartışıyoruz. Yeri geliyor eleştiriyoruz. Tabii. Neden öyle değil de böyle filan da şu görülmüş de falan da görülmemiş falan diye. O gözle de baktım, itiraf edeyim şimdi hadi canlı yayında. Senin editoryal seçimlerine de o gözle baktım. Çok subjektif. Ben hiç saklamadım, çok, onu söyleyeyim çok ona. Subjektif değil, marjinal ötesi marjinal. Yani oynadığın tribün, koca evreni, şimdi bu tribünü, arenayı, yani sen öyle yapıyorsun programı, kendini bir arenada farz ediyorsun ve etrafın çember şeklinde tribünlerle çevrili. Bu 360 derecelik bir tribün. Her yeri tıktım tıktım dolu. Sen böyle hani bir derecelik bir açıda oturan bir grubu, bir kalabalığı aşağı yukarı belki yarım dereceye tekabül ediyordur. Bir şeyi gözüne kestirmişsin. Nedir o? Bir tribünü oraya oynuyorsun. Tribün? Mesela bugünkü tercihlerine bakalım, göreceğiz. Mesela şimdi geçelim. Benzin zam mı? Yok. Daha şimdi, peki şimdi, Suriye şimdi, savaş. Şimdi şaşırtmaca yapmayalım. Hayır, başlayalım. Niye savaş? Başlayalım. Yani tamam, şaşırtmaca. Başlayalım, konuşurken göreceğiz onları. Şimdi doğrusunu istersen ben subjektif olduğunu dediğim gibi hiç saklamadım. Sana marjinal gelebilir. Çünkü sen daha doğrusu ben sen ben diye konuşmak da istemiyorum. Yani bu meseleyi asla buradaki tartışmamızı bizim kişisel düzeyde ele almak istemiyorum. Katiyen. Ona girersek çünkü çok tadı olmaz. Ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Hiç saklamadım. Benim seçimlerim subjektif. Çünkü zaten bu bir haber bülteni değil. Haber programı. Ve tabii ki belli, hepsini, her şeyi veremeyeceğine göre belli seçimler yapacaksın. Şunu da tekraren söyleyeyim. Gözlemini doğrulamak adına aslında söyleyeyim. O kadar çok 360 derece derken herkes bir yerden bakıyor. Ve o kadar herkes demeyeyim, büyük çoğunluk aynı şarkıyı söylüyor ki ben zaten yetişemem. Hani oralara yetişemem. Kendi küçük grubun yeter diyorsun. Bir de tribün lafı, tribün lafı daha önce de söyledim. Hani tribün lideri olmak istiyorum diye espriye vurdum işi. Mesela ben Galatasaraylıyım ama çarşı grubunun tribün lideri olmak herhalde müthiş bir şey olsa gerek. Çarşıya tribün lideri olmak hakikaten isterim. Ama onun dışında herhangi bir tribünü oynamıyorum. Hiçbir siyasi ya da kamusal bir yerde bir beklentim de yok. Onu da söyleyeyim. Geçelim. Şimdi bakalım şöyle bir alınganlığa kapılmıyorsun duruma. Hayır, alınganlık değil, açıklık getirmek. Ben de bunu alınganlık tabii. Bu sonuçta bizim kişisel meselemiz değil. Burada farklı bakış açıları vermek için izleyiciye bu programı yapıyoruz. Hı hı. Benim bu programa olan inancımın temelinde bu var. Yani niye benimle hemfikir olmayan, benimle başka yerlerde duran, benden başka yerde duran, benden farklı bakan biriyle program yapmayı kabul ettim. Neden böyle bir teklifi kabul ettim? Tek bir sebebi var. Kendi kendime rahatsızlık vermek için değil. Yani kendi zihin konforumu bozdurmak için falan değil. Farklı bakış açıları sunabilirim aynı anda diye. Dolayısıyla bu kişisel bir mesele değil. Yani burada hani arenaya çıkmış ve tribüne coşku, heyecan vermek, onları tatmin etmek için metaforik olarak söylüyorum. Metaforik olarak söylüyorum. Kavgaya tutuşuyor falan değiliz yani onun Hayır, için. Hayır, anladım ama deminki değiliz. Deminki fakat tabii fakat şuna alınganlık değil belki yani. Ben şuna geleceğim. Kişisel almazsan sevinirim. Profesyonel bir iş yapıyoruz burada sonuçta. Söylemeye çalıştığım şey şuydu. Tribün lafı da oradan çıktı. Hı hı. Benim pek televizyon programlarında, hele bu tür programlarda görmeye alışık olmadığım şeylerden bir tanesiydi. Mesela program kapatırken ilk gün geçen hafta bir selamlama yaptım. Evet. Selam gönderdin. Yani selamlama dediğim şuna benzer bir selam. Ben işte köydeki amcama,
memleketteki akrabayı taallukatıma, bilmem işte Kayseri'deki çocukluk arkadaşıma, Edirne'deki askerlik arkadaşıma buradan selam gönderiyorum. Onların hal hatırını soruyorum falan gibi bir şey. Şimdi öyle bunu, mi algıladın sen bunu? İzin ver, nasıl ama, algıladığımı söyleyeceğim. Tamam, çünkü şimdi benim sonuçta, bunu söyleyecek şeylerim tabii, var. Tabii. Sonuçta böyle selam göndermek pek alışılageldik bir şey değil. Hı hı, yani tabii. Burada her ne kadar subjektif kanaatlerimizi paylaşmak için ekrana çıkıyor olsak da, yani buraya yorum için çıkıyoruz aslında, haber de veriyoruz, gelişme de aktarıyoruz. Yani nesnel olguları da paylaşıyoruz ama asıl işimiz onları yorumlamak. Hı hı. Onun için buradayız. Hı hı. Ama subjektif bir işin de bir ölçüsü olmalı. Sen şimdi doğal olarak diyeceksin ki iyi de bu da kişisel bir şey değil. Ben mesleken dayanışıyorum. Bir yargı sürecine karşı duruşumu ortaya koyuyorum. Selam göndererek vesaire. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya sürekli mi aynı noktasal atış yapılır? Sürekli mi? Yani o %1'lik o 1 metre, yani koca 360 derecelik tribünün 1 metre karesine tekabül eden tribüne sürekli selam göndermek. Ben o gün zaten bunu tribün selamlaması olarak söyledim. Sen de espriyle karşıladın. Tribün lafı da oradan kaldı. Bu da bir metafor nihayetinde. Etrafta tribün yok burada. Ekran karşısında bizi izleyen izleyiciler var. Ama o tavrı böyle görüp şaşırmıştım. Şimdi şaşırdığım şeylerden biri olarak söylüyorum. Madem geçen haftayı değerlendirelim dedin, oradan başladık. Bu benim yapacağım bir şey değil. Yani burada benim de görüşüne yakın olduğum, görüşünden uzak olduğum ya da hatta tam karşısında konumlandığım kalabalıklar var. Benim az çok fikrim var. Beni hatta dinlemeyi tercih edip etmeyecek olanlar da var. Fakat neticede burada sadece o kitleye ya da sadece bu kitleye yönelik bir şey yapmıyorum. Kendi yani selamlama yapmıyorum diye de hatta sen de yap demiştin. Ben kabul etmedim onu. Yani ben hayır, buradan kimseyi, emmimi selamlıyorum, işte halamı teyzemi selamlıyorum diye selamlamayacağım. Peki. Dedim. Konuşacak çok konu var ama ben de bu konuda bir şey söylemeliyim. Lütfen, tabii doğal ki, olarak. Tabii ki. Şimdi bir kere bunu ben ilk kez geçen hafta pazartesi günü yapmadım. Senelerdir yapıyorum, ne kadar olduysa bu programı. Hı. Çok sık yaptım. Hani ne kadarını izleyebildim bilmiyorum. Evet, inatla yaptım. Senin deyiminle nokta atışı hep aynı noktaya mı ateş edilir? Şimdi bir yerde eğer çözülmemiş bir sorun varsa o sorunu çözülmesini beklemem ben kendi adıma. Çözecek olan da ben değilim. Ama en azından hatırlatmak gibi bir görevim var benim. Ve üstelik de her seferinde söylediğim gibi bu bir gazetecilik davası ise, bana göre değil, gerçekte de bir gazetecilik davası ise, ben 38 yıllık bir gazeteci olarak bunu yaparım. Benim biraz böyle nasıl diyeyim, seni değil sadece herkesi şaşırtacak, birçoklarına ters gelecek, yadırgatacak taraflarım olduğunu ben biliyorum. Hani böyleyim, ben böyleyim ama hep böyleydim, böyle de kalacağım. Soner Yalçın'a ben gerçekten merhaba demek istiyorum her sabah. Program kapanırken de alasmağlık demek istiyorum. Onun nezdinde diğer gazeteci tutuklulara da. Ben alınmam. Peki. Ama eğer meslektaşların alınırsa, cezaevinde sana yanıt veremeyecek olanlar alınırsa da artık o da senin sorunun olur. Şimdi bak. Gazeteciler bir programı kişiye tahsis etmek biraz yadırgatıcı olmaktan öte bir şey. Sembolik bir şeydi. Yani. Hayır. Ne tahsis etmesi yani, Allah aşkına? Yani bir, gazetecilik bir, davasından bir program, söz ediyorum. Orada yapılan şeyler, bunu daha evvel konuştuk. Şimdi böyle söyleyince tekrar esasa girmeyelim diye bunu konuşmuştuk. Açmıyorum. Gazetecilik dediğin şey yer yer benim gözümde gazeteciliğin dışına düşen faaliyetleri kapsıyor. Ne münasebet yani. Ama gazetecilik bunu deyip geçiyorsun. Gazetecilik bizim geçiyor? Bizim mesleğin ne kadar açısından makbul, geçerli, doğru bir gazetecilik de orada yapılan mesela. Ama yargılanan yani, bu mu? Anladım ama
anladım ama gazetecilik diye kutsanacak bir şey yok ortada. Yani gazetecilik deyip duruyorsun, öyle kutsanacak bir şey yok ortada. Şimdi bak, bir yargıya intikal etmiş. Yargıya intikal etmiş bir takım suçlamalar var. Bunlar yargıda görülüyor. Eğer burada usul hataları varsa, ki benim de eleştirdiğim usul hataları var. Bu programda da daha evvel konuk olarak geldiğimde de yazdığım aynı zamanda usul hataları var. Bu başka bir şeydir. Ama ortada bir takım gazetecilik faaliyeti dışında, o çerçevenin dışına çıkan bir takım suçlamalar var. Bu suçlamaların doğru olup olmadığına biz karar veremeyiz. Mahkeme karar verecek ve bir yargılama yapıyor. Ay, usul hatasını eleştir de bayraklaştırmanın alemi nedir? Yani ya bayraklaştırmak... Senin için bu problem olabilir ama yani bana sen diyebilir misin bunu yapma ya da bayraklaştırma? Hayır, eleştiri hakkımı kullanıyorum. Canım yani, eleştiri hakkını kullandın ama sen bu... karar verirsin. Hayır, tamam da bu artık eleştiriden çıkıp da suçlamaya giderse ben de orada bu kadar altı. Nerede suçlama var? Yani diyemezsin mesela. Neyi hani diyemem? Bayraklaştıramazsın ifadesi. Dedim gitti yani. Şimdi nasıl bak, diyemem? Bayraklaştırmak... Ya benimle diyeceğime sen karar veremezsin ki. Hayır ama ki. Benimle ilgili söylüyorsun. Diyorsun ki bayraklaştırmak yanlıştır diyebilirsin ama bayraklaştıramazsın başka bir şeydir. Buna da ben karar veririm. Anladım da bunu mesleki olarak bayraklaştırmanın yanlışlığını söylüyorum. Yani bayraklaştıramazsın demek. Sen yanlış olduğunu demek, düşünebilirsin. Ben de zaten sana herhangi burada, bir şey söylemeden kendi durumu. Burada var. Bayraklaştıramazsın durumu. Lafı sana yasak koymak için söylenen bir laf değil de. O başka bir şey. Meli malı eki emir kipi anlamında kullanılmıyor orada. O başka bir şey. Şimdi onu alıp da böyle ona ne yapıp yapmayacağına sen yetişkin bir insansın. Mügalata deyince ben bu mügalataya yetişemem zaten. Sana söyleyeyim. Şimdi bak, bir yerden alıyoruz, sıçraya burada bir kişilik analizine ve bir benim durduğum yerden ideolojik, siyasi bakışın analizine kadar gidiyor olay. Ben çok net bir şey söylüyorum. Ben gazetecilikleri konusunda eleştirebilirim. Ne zaman eleştirebilirim? O insanlar cezaevinden çıktıktan sonra onları ben eleştiririm. Oraya terör örgütü diye konmuşlarsa, TÜBİTAK raporu böyle tuhaf bir şekilde gelmişse ve o raporla kimileri bırakılıp kimileri bırakılmamışsa ve orada sen bu haberi niye yaptın, bu haberi niye yapmadın diye konuşuluyorsa, bu benim için gazetecilik davasıdır ve ben bunu eleştiririm. Belma Akçura'nın olay yargıya intikal etmiştir diye bir kitabı çıktı. Hani bütün olaylarda böyle kapatılıyor. Olay yargıya intikal etmiştir. İntikal ettir. Hani yürü git, yok böyle de bir şey. Yargıda... Ve ben bir gazeteci olarak olay yargıda intikal etmiş diye susamam. Çünkü okuyorum ve görüyorum. Peki. Yargıya intikal eden bir olayla ilgili senin tavrın bu, benimki de bu. Bunu izleyiciye vermiş olduk. Tamam. Peki. O zaman geçelim diyorsun. Peki. Öyle mi? Peki. Geçebiliriz. Herhalde şimdi... ya bütün programı bununla geçirmek istemezsin zannederim. Hayır, aslında o kadar önemli konu ki geçebilir bile ya, ama hatta hiç her programı değil. Haftanın 5 günü her programı bile bununla geçiririm diyorsun değil mi? Şöyle, ben geçirmemeyi tercih ederim. Peki, ya, benim tercihim geçirmemek olur. Türkiye'nin bazı şeyleri çok net anlaması lazım. Çünkü yargıda eğer problem varsa orada demokrasiden falan söz edilemez. O nedenle ben geçirebiliriz diyorum ama geçirmeyebiliriz. Devam edebiliriz. Prensipte söylediğin söz genel geçer doğruluk taşıyan bir söz ama içini ayrı dolduruyoruz. Onun altını ayrı dolduruyoruz. Sen devamında başka bir yere gidiyorsun, ben devamında başka bir yere gidiyorum. Peki, iznin olursa estağfurullah. Mustafa Balbay'ın cumartesi günkü yazısından bir şey okuyacağım sana. Şimdi, yargı tamam. Meselesinden. Hay hay, okuyabilir hay, miyim? Hay, hay. Sonra zaten yargı meselesinden bir Selim Ay'la ilgili senin de notun tamam. Var, onu da paylaşacağız. Şimdi Mustafa Balbay arada sırada cezaevinden yazı yazıyor malum. Şöyle bir yazı yazdı cumartesi günü. Diyor ki Ergenekon'da zaten son 6-7 aydır sürekli kamu tanıkları, kamu tanığı denilen bir takım isimler dinleniyor. Ya da işte bir yığın insan geliyor gidiyor. Şimdi bunların bazıları gizli tanık. Mustafa Balbay'ın yazısından bir parça okuyacağım, çok uzatmadan. Tanık isterse gizli tanık oluyor, isterse salondaki tüm sanıkların ve izleyicilerin çıkarılmasını talep edebiliyor. Buraya kadar olanları
normal bulabilirsiniz. Zaten bu tanık koruma kanunu çerçevesinde var. Fakat asıl farklı uygulamada çıkıyor. Tanık kendisini hissettiği güvenlikli zeminde bir ifade verdikten sonra sanık karşı sorular sormaya başlıyor. Tanık benim hakkımda dedi ki falan falan ama ben o sırada falan falan. Yani bunları kastediyor uzatmamak için. Suçlanan sanık tanığın gerçeği söylemediğine ilişkin bazı çelişkiler yakalayıp bunları sormaya girişince hemen mahkeme heyeti devreye girerek şu uyarı yapıyor. Burada tanığı yargılamıyoruz. Lütfen tanığı bu yönde zorlayıcı sorular sormayın. Sanık uyarıyı dikkate almaz. Tanıkta yakaladığı çelişkiler üzerine giderse heyet tutumunu sertleştiriyor vesaire vesaire gerekirse mikrofon kesiliyor. Şimdi bildiğimiz kadarıyla da bazı sanıklar duruşmalardan men cezası aldı tam da bu nedenle. Bu sebeple. Tabii tabii yani orada bir şey. Şimdi mesela bu yaklaşık 3-4 yıldır yatan, tutuklu olarak yatan biri için adaletin yerine geldiği ya da adaletin sorunsuz işlediği anlamına gelmemeli. Tabii. Şimdi şunu söyleyeyim. Örnek olarak söylüyorum. Benim için Mustafa Balbay hakkında şimdi söyleyeceklerim sadece bir örnek. Ben tutukluluk süresinin bu kadar uzamış olmasını ve ortaya henüz bir karar çıkmaksızın bu kadar süre içeride tutuklu tutulmasını yanlış buluyor ve eleştiriyorum. Ayrıca seçimlere girdi. Madem milletvekili seçilme yeterliliğine sahip değildi. Madem meclise gelmemesi, cezaevinden çıkmaması gerekiyordu, girememeliydi. Girdikten sonra da meclise gelip görevini yapmasına, milletvekilliği yapmasına bana göre izin verilmeliydi. Şimdi bunları söylemek başka bir şey ama bir meseleyi, bir takım genel doğruları getirip mesleği icra biçimi açık biçimde tartışmalı olan bir takım isimlerin üzerine bina etmek bana sorunlu geliyor. Sana şimdi öyle gelmeyebilir. Şimdi bir sorun yok. Yargıdan ve insanların beraberce eleştirdik çalan yıllardan. Beraberce eleştirdik tamam, burada. Tamam işte ondan söz ediyorum. Yani ben de demin hani söylerken şimdi Mustafa Balbay'la ben hiçbir sofrada öğle ya da akşam yemeği yemedim, kahvaltı şart paylaşmadım. Şart değil canım, ben de yapmadım bir, yani. Platformda bulunmadım. Geçmişte belki bir yerde beraber olduk, el sıkıştım hatırlamıyorum. Zaten çok yıllardır ben İstanbul'dayım, o Ankara'da. Gazeteciliğini de tartışırız, onu da tartışırız. Bunlar ayrı. Ama yargı meselesine gelince orada söyleyecek lafım olur, selam da söylerim. Sevgili Mustafa, fotoğrafların çok güzeldi Gülşah ve çocuklarında. Selam eder gözlerinden öperim. Selam eder gözlerinden öperim sevgili Mustafa Balbay. Gülmemin bir sakıncası yok değil mi? Buna gülebilir miyim? Dediğim gibi sen buna gülebilirsin de içerideki insanlar. İçerideki insanlara değil, sana gülüyorum şimdi. Benim üzerimden tabii, onlar üzerine almasın o zaman. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. O zaman açıkça söylüyorum. Burada bildiğim şey senin tavrın. Hiç onlarla alakası yok. Onların alınganlık göstermesini gerektiren, üzerlerine alınmalarını gerektiren hiçbir durum yoktur. Çok açık bir şekilde kendimi beyan ediyorum. Neşeli bir partner olarak çok teşekkür ederim. Hep beraber güzel güleriz. Şimdi bir iki geçelim mi? Lütfen. Peki. Şimdi öncelikle iki konu gazeteler veremiyoruz ama öne çıkıyor, ondan söz etmemiz lazım. Biri hani şu yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili kanun referandum sınırında çıkınca biraz sinirler bozuldu. 367'yi aşar diye umut ediliyordu çünkü. Ama aşamadı. 360'da kaldı. Cumhurbaşkanına gitti. Şimdi ne olacak? Hani çünkü kabul ederse Cumhurbaşkanı referanduma gitmek lazım. Sandığa erken gidelim mi diye sandığa gitmek tuhaf olacak diye düşünülüyor ve bu konuda bir beklenti vardı. Fikret Bila kusura bakmayın bu kadarını söylemek zorundayım. Sevgili Fikret Bila kulise almış. Milliyet bunu manşet yapmış. Yasa
anayasa tabii, pardon referandum çünkü söz konusu zaten, anayasa değişikliğini bu konudaki meclise iade edecek. Yani onaylamayarak referandum yolunu kapatacak. Hatta gün veriyor muhtemelen salı günü. Haberin içinde o spotta. Evet. İkinci spotta gün var. Muhtemelen salı günü. Zaten salı günü meclis hani toplanıyor, gruplar tabii, falan gruplar var. Şöyle bir şey var. Hemen her gazetede senin de dikkatini çekmiştir aslında. Bunun veto edilme olasılığının yüksekliğine dikkat çeken haberler, yorumlar vesaire var ama bunun önemi çok bence de doğru yerinde bir seçim. Çünkü Fikret Bila Cumhurbaşkanı'nın basın danışmanıyla Ahmet Sever'le konuşmuş. Ahmet Sever'e göre diyor. Dolayısıyla evet, içeriden tabii. bir bilgiye istinaden. Tabii, bu kuru sıkı atış değil bu. İçeriden bir bilgiyle bunu temellendiriyor Fikret Bila. O sebeple okuyalım yani madem getirdik. Hani bu kadar bahsettiğimize göre. Ama gene de başımıza iş almasak baş danışmanı marjinal partnerin işi. Ben marjinal partnerin okuyor şekerim. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Sever'e göre referandumun getireceği külfet nedeniyle doğru olmadığını düşünüyor Gül ve iade eğiliminde Ahmet Sever inceleme tamamlanırsa salı günü meclise geri gönderilebilir diyor. Şimdi tabii burada şöyle de bir şey var. Bir yandan da hem AK Parti'de hem de MHP'de, gerçi MHP bizde file yok diye kenara çekildi ama niye 367'nin altında kaldı diye bir sıkıntı var. Kimler oy kullanmadı ya da tersine oy kullandı? Hangi AK Partili? Tabii bilmek mümkün değil ama en azından bilinen şu, mazereti olmadan oylamaya gitmeyen AK Partili vekiller var. Bunların biri de Hakan Şükür. Şimdi Hakan Şükür'ün nerede olduğu bir bilmeceye dönmüş. Muamma. Gazeteport internet sitesinde bir haber var. Şimdi siteler ya da çeşitli yerlerde oradan alıntı yapmışlar. Hakan Şükür hakikaten mazeret beyan etmeden gitmiş. İkinci Şükür krizi diyor. İkinci kriz denmesi daha önce gene böyle kritik bir oylamada olmadığı, mecliste olmadığı ve programını yaptığı, futbol programında yorumcu malum yaptığı ortaya çıkmıştı. Fakat bu sefer programda yok çünkü lig yok. Milli maç falan nedeniyle programda da yok. Kimisi demiş ki Haç'ta, kimisi demiş ki Amerika'da Hakan Şükür'ün ulaşamamışlardı. Telefonu da kapalıymış. Bu arada Bülent Arınç da demiş ki hani gelmeyen ya da önerge imzalayıp sonra aksine oy kullananların siyasi hayatı bitebilir. Çünkü bu etik değil demiş. Hakan Şükür'ün hala nerede olduğu meçhul mü? Yani kayıp mı hala? Bize göre meçhul. Sen biliyor musun? Yok, hayır, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben hani öyle bana bir genelde sürpriz vereceksin yok, zannettim. Yok hayır. Genelde yani kayıplara karıştığında haber vermiyor bana. Yani haberin herhalde olsun falan. Hayır canım, bir yerde görmüşsündür tabii ki. Yok görmedim. Yok hani ola ki bir haber atlatmışızdır medya mahallesi olarak. İftiharla sunardık. Ne var yani? Yok hayır, ama zannederim ki orada bulunmayan ve mazeretini bilmediğimiz, yani nerede ne sebeple bulunduğu için meclise gelemedi ve oy kullanamadı bilemediğimiz başka vekiller de var. Hı hı. Dolayısıyla tabii. Yoksa senin de kastın biliyorum tabii, yani yoksa senin de kastın yani Hakan Şükür'ü günah keçisi ilan etmek değildir. Öyle olduğunu zannetmem ama ilginç yani, bir internet sitesi ona dikkat çekmiş, biz de ekrana getirdik onu. Gene mi marjinal takıldım? Yok hayır. Arkadan o internet sitesinden benle ilgili ne atıp tutacaklar onu merak ediyorum. Niye? Ben ona bakacağım şimdi. Niye yok canım? Ona yok, bakacağım. Hayır. Oradan bana nasıl atıp tutacaklar? Senin genel olarak bir internet, bazı internet siteleriyle bazılarıyla bir değil böyle genelde galiba. Arkadan yok. Genelde çiçek selam gönderilenler sonra arkadan bana ateş ediyorlar da. Tabii. senden çiçek alan arkadan bana ateş ediyor. Onun için büyük bir şeyle merakla keyifle izleyeceğim. Şimdi, dur bakalım ne olacak. Bir ikinci manşet, hani veremediğimiz manşetlerden bir diğeri. Şimdi bu AB Avrupa Birliği ilerleme raporu açıklandı ve en sert rapor dendi bunun için. Hatta AKP'nin şu anda titri Burhan Kuzu'nun
Adalet Komisyonu Başkanı bildiğim kadarıyla, ama onun dışında bir titri yok galiba. Anayasa Komisyonu. Pardon, Anayasa değil Komisyonu. Değil mi? Adalet, ben de, anayasa sen komisyonu. Söyleyince acaba değişiklik oldu, hayır, ben mi kaçırdım ben, diye. Ben sürçülisan oldu. Yok, doğrudur. Burhan sadece Kuzu, benim bildiğim doğru. Şirin Payzer'ın programında yani çok sert tepki göstermişti. Hatta çöpe atıyorum demişti. Keşke olsa da o görüntüleri versek aslında. Ya şu anda bak veriyorlar. Görmedim ben. Girdi mi şu an? Bir dakika, onu bir gelip sesiyle verelim mi? Arkadaşlar birazcık geriye alalım o çöpe atma meselesini. Üç yani bizim de çok belki aman aman hani çok da şey yapmadığımız, fakat başka da çare olmayan, belki muhalefeti yanımıza alabilir miyiz şeklindeki bunun. Bütün kimyan bozuluyor. Bilmiyor çünkü adam bu işten. Şimdi gelelim rapora. Bu rapor rezil bir rapor. Bu son çıkan Avrupa Birliği raporu çöpe atılacak bir rapor, işte atıyorum burada. Neden? Burada çöp yok ama aşağı atıyorum. Aha, atıyorum buraya. Bakın burada çöp attım o raporu. O rapor buradaki şimdi Kuzey bir, Kıbrıs, bir kere Ankara'daki arkadaşlarımı kınamam lazım benim. Neden? Çöp kutusu koymamışlar. Çok ayıp. Çok ayıp. Bakın, çöp yok ama atıyorum gene de. Ne kadar dolduysa. Ya düşünebiliyor yazık, musun ne kadar? Yazık, bak işte olmuş, atıyorum, bak bak atıyorum, ha attım falan diye. Çok insan olarak tatlı bir adamdır aslında. Ekran dili falan da tatlıdır. Burhan Kuzum izlemişsindir mutlaka daha önce de. Bir tabii şeyi var öyle hani anti, bu tavırlar mesela antipatik gelmiyor izleyene. Bir sempatik bir tarafı da var. Fakat tavır bana göre de mesela Avrupa Birliği ilerleme raporları öneminden, anlamından çok şey kaybetti. O gün konuştuk burada yani o mevzu açıldığında. Fakat bunu yapar mıyım ben? Yani bak biraz atıyorum sonra. İşte. Bak atıyorum çöpe işte. Bak burada da çöp falan kutusu yok, haberin olsun. Şimdi ama bugün Cumhuriyet'in manşetinde bu AB ilerleme raporuyla ilgili bir bilgi var. Perde arkası. Şimdi bu rapor çıkmadan önce Türkiye demiş ki Utku Çakırözer'in, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Utku Çakırözer'in haberi bu. Daha önce Ankara Büyüksel hattında bir pazarlık yaşanmış ve bazı konulara yer vermeyin kardeşim demişler. Bunlardan biri çok tartışılan, bizim de tartıştığımız, dolayısıyla senin de bu konuda söyleyecek sözün olduğunu düşündüğüm Sedat Selimay İstanbul'da terörle mücadele şubesinin başına getirildi ve doğru, sonra da kıyamet koptu, dendi ki işkence yapmaktan yargılanmış, ceza almış birisi. Hayır dediler, böyle bir ceza yok vesaire. Şimdi bunu çıkartın, böyle bir hüküm yok. Dolayısıyla zaten Türkiye'nin iç işi diye bir Ankara argüman öne sürmüş. ABD bunu kabul etmemiş, raporuna koymuş. En önemli hani Ankara'yı ve Sayın Burhan Kuzu'yu böyle sinirlendiren mesele buymuş. Sedat Selimay mevzusu. Şimdi tabii neye dayandırıyor bunu bilmiyoruz arkadaşımız. Neyi? Efendim? Neyi? Bu bilgiydi Utku Çakırözer. Anladım yani orada kulis bilgisi, evet, tabii. Yani, görüyor, tabii. Ama müşahhas somutlaştırılmış bir takım kaynaklar yok, onu demek istiyorum. Yani genel orada bir şey, nabız yoklamış da birçok şeyle hı-hı konuşmuştur. Kulis bilgisi yansıtıyor. Dolayısıyla somut verilerinin doğruluk derecesini bu kulis bilgisiyle bilemeyiz. Birincisi bu. Yani bu kulis bilgileri bir takım kulaktan dolma bilgilerden de ibaret olabilir. Ve yarın öbür gün şunun için söylüyorum. Burhan Kuzu çıkar da yok benim asıl meselem o değil. Bilmem o meselede ne olsun, nereye kadar ne olursa olsun falan derse. Yok ama bu Burhan Kuzu'yu değil. Genel olarak Ankara'yı tarif eden tamam bir haber. Şimdi, Burhan Kuzu zaten şimdi, orada değil. Şimdi ona geliyorum. Müzakereler nasıl yürüyor ilerleme raporu öncesinde? Yani bir savunma diyor mesela, bir savunma veriyor Ankara, öbür taraf böyle yapıyor falan diye mi gidiyor bilmiyorum. Ama söylediğin kişiyle ilgili mesela Selim Ay'la ilgili, hı hı, cumartesi günü Taraf Gazetesi'nde birinci sayfada bir tekzip metni duyurusu vardı. Hı hı. Kendini savunuyor o da. Eski gazete zaten, tarafı da gösterebiliyoruz. Tabii. Onu verelim arkadaşlar. Kesinleşmiş bir mahkumiyetinin olmadığını, hı hı, söylüyor temelde. Fakat hakkında çıkan, tarafta çıkan yazı, haber ve yorumlarla ilgili tam sayfa bir düzeltme metni göndermiş. Şimdi hakkında büyük puntolarla, iri puntolarla pek çok haber okuduk. Hı hı. Selim Ay'ın ne kadar kötü bir adam olduğuna dair. Geçmişinde
İşkence suçu varsa bu asla kabul edilemez bir şeydir. Ben başka bir şeyi göstermeye çalışıyorum. Medya tavrı, yani medya insanlara neler yapabiliyor? Sadece onu göstermek için bunu yapıyorum. Seni günlerce, haftalarca, aylarca birinci sayfasından afişe edebilir. Haklı olduğu taraflar olabilir, haksız olduğu taraflar olabilir ama sonuçta seni afişe eder. Yani buna bir tür medyatik linçe maruz kalırsın. En son mahkeme kapılarında uğraşırsın, çırpınır durursun. Eline alacağın bir tekzip metnidir, onu gönderirsin. Onu da işte bu pontolarla tam sayfa gazeteye basarlar. Okuyabilen okur, mercek alır eline okur. Kendini anlatırsın böyle tam sayfada. Benim dikkat çekmek istediğim tek şey buydu. Yoksa şimdi, Selim Ay'ı tanımam etmem. Tekzip lafına kadar aslında kusura bakma tekrar döneceğim. Medya eleştirinde son derece haklısın. İmzamı atarım. Ama buradan da dönüp şunu sorarım. Birçok insan Hanefi Avcı'dan başla, gene dönüyorum Soner Yalçın'a gel. Müyesser Uğur'dan al, Balbay'a kadar git. Birinci sayfalarda, orta sayfalarda, kenarda, köşede, televizyon programlarında linç edilmediler mi? Aslı astarı olmayan haberlerle. Şimdi Ergenekon davaları ile ilgili olsa bile, ki yani demokrasi için kader davası benim de gözümde o dava. O davalarla ilgili olsa bile insanların ifşa yoluyla cezalandırılması, afişe edilmesi, özel hayatlarının afişe edilmesi benim asla, her kim olursa olsun, birinci dereceden mesul tutulan ve en ağır suçlamayla suçlanan kişi bile olsa, afişe edilmesi, kişilik haklarına saklanılması, mahremiyetinin ifşa edilmesi asla kabul edilebilir değildir. Asla kesinlikle kabul etmedim. Hiç kimse için yok, de bunu tasvip etmedim. Yok, bu sana eleştiri olarak getirmedim. Yok, ben bu konuda da katılıyorum sana. Ben de bir vesile altını çizelim tabii diye ki söylüyorum. Tabii ki. Asla kabul ettiğim, asla tasvip ettiğim, asla benimsediğim bir şey değildir. Her hangi dava olursa, her kim tarafından yapılırsa yapılsın, asla kabul edilemez. Ama tabii şunu büyük da söylemem bu lazım. Hani medyanın bakışına bakarken de Sedat Selim Ay'ın onunla ilgili haberin gerçekliği konusunu da söylemek lazım. Şimdi her tekzip metni gönderen, mahkemeden bu hakkı alan kişinin doğru söylediği de herhalde söylenemez. Şunu kastediyorum. Orada bile diyor ki böyle kesinleşmiş bir hüküm yoktur diyor. Şimdi yani yarısı yalan bir doğru var orada. O da nedir? Bu kadar eleştiri konusu olan ve olması gereken, bu kusura bakma marjinal bir konu değil herhalde gene. Çünkü İstanbul gibi bir kentte terörle mücadele şubesinin başına işkenceden hüküm giymiş birini getiremezsiniz. Böyle bir durum varsa hassasiyet göstermemiz gerekir. Ha, şimdi bu bak, mesele yapılacak bir şeydir. Buna bir itiraz yok. Bu mesele yapılacak bir şey. Şu. Şimdi Sedat Selim Ay iki davada işkence suçlamasıyla yargılanıyor. Evet. Bunlardan birinden ceza alıyor. Evet. Hüküm giyiyor. Fakat o mahkeme kararı Yargıtay'a gidiyor. Orada işte geri geldi, gitti, oldu, olmadı falan zaman derken zaman aşımına uğruyor. Şimdi dolayısıyla hüküm almamıştır, ceza yememiştir, doğru değil. Bir şekilde zaman aşımına uğramış ya da uğratılmıştır. İkisi ama farklı hem şey doğru hem değil. Yani hüküm, yani hakkında kesinleşmiş lazım bir tabii söylemeyelim demiyorum. Yani hem hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet yok hem tabii de ama zaman aşımına uğradı. Acaba yargı nihai kararını verecek olsaydı ne verirdi? Onu da bilemiyoruz ama yani sonuçta bu şey demek değil, zaman aşımına uğradı. Yani beraat etmedi. Şimdi bunu söylersen anlarım. Beraat etmedi, zaman aşımına uğradı dosya. Beraat etmedi de değil. Yani hakkındaki hüküm evet işkence yapmıştır diyen mahkeme hükmü Yargıtay tarafından onanamadan, peki, onanmadan tamam, zaman aşımından gitti. Tabii. Tıpkı birçok başka davada biliyorsun tabii, Sivas dahi zaman aşımı. Yargıtay oldu tarafından ama Sivas'ta hayır, kaç onu, tane 30'un üzerinde çok, ceza var, müebbet var vesaire. Evet. Ama sonuçta Yargıtay tarafından onanmadıkça karar nihaileşmiş, kesinleşmiş sayılmıyor tabii bizim hukuk sistemimizde. Tabii. Dolayısıyla tabii hakkında nihaileşmiş, kesinleşmiş ilk derece mahkemesinin kararı var, doğru. Birinci derece mahkemesinin ama Yargıtay tarafı süreci tamamlanmadığından nihaileşmiş, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok. Bu masumiyetine işaret etmez. Çünkü dosya zaman aşımına uğramış. Mahkeme pekala birinci derece mahkemesinin Yargıtay kararını onayabilirdi. Dolayısıyla biz zaman aşımı söz konusu olduğu için masumiyetine de beraatine de hükmedemiyoruz. Yani böyle varsayamıyoruz. Tabii ki ama yani şu
Bu çok doğru bir hassasiyet ama bunu yani işkenceden yargılanmış, evet birinci dereceden de olabilir, kaçıncı derecedense de bir hüküm giymiş bir polis şefinin haklarını savunurken genel olarak da yargıyı böyle bakıp ve medyanın tavrını da böyle bakıp şey yapmak lazım. Böyle bir tasarrufta bulunulmayabilir diye yani hükümet açısından söylüyorum. Evet, dosyası Avrupa böyle Birliği, olan... Avrupa Birliği raporu da o nedenle... Böyle bir koz da verilmeyebilirdi. Dosyası böyle olan birisi de böyle bir göz önünde hem de böyle bir göreve getirilmeyebilirdi. Tamam. Avrupa Birliği devam edeceğiz raporu hemen. Derken senin bu konuda bir itirazın vardı galiba. Rapora. Ben bu Egemen Bağış'ın AB bakanı çünkü. Yani Avrupa Birliği'ni çöpe attık ama hala bakanımız duruyor yani. Avrupa Birliği ile müzakereden sorumlu bakan Egemen Bağış bir ödül aldı. Evet. Onu da vereyim istersen sonra gelelim yapalım. Sadede. Tamam daha tamam. İyi. Şimdi dün aldı, bugün gazetelerin hemen hemen hepsinde birinci sayfada var. Ve üstelik de hani adını sananı koyarak vermişler gazeteler. Örneğin Hürriyet gazetesi münasip yerine koy Bağış'a ödül getirdi demiş. Şimdi münasip yerine koy ne demek? Hemen nereye koydum ben onu? Tam çünkü şeysiyle vermem lazım onu. Burada. Buralarda bir yerde. Neyse. Az kalsın espri yapıyordum. Nereye koydum onu değil de münasip yere koymuşsundur diye masanın üstünde bak. Şurada falan. Şurada hayır. Şimdi geçen yıl Brüksel'de bir toplantıda Hollandalı aşırı sağcı parlamenter kendisine İslam'a hakaret eden bir karikatürü vermek istiyor Egemen Bağış'a. Egemen Bağış da bunun üzerine onu münasip yerine koy demişti malum. Şimdi gazetelerin yalancısıyım diyelim. Dediğim gibi Hürriyet diyor ki bakana Bağış'a münasip yerine koy ödülü. Ankara'da Seymen ödülü aldı. AB bakanı. Ama zaten de böyle bu tavrı hani cesur mu ne diye nitelendi bilmiyorum. Şunu da yapmazsak haksızlık olur. Şimdi mesela o lafı, o tepkiyi, yani bak oğlum tepkisi diyen de var ona. Tabii tabii. Münasip yerine koy diyen de var. Bir başkası da mesela dün haberleri de televizyonda izlerken ben bak oğlum tepkisi diye veriyordu bir televizyon. Bu tepkiyi nerede verdi? Yurt dışında bir programda bir Hollandalı parlamenter. Evet, size söyledim. Evet. Aşırı sağcı ve yani İslam dinine hakaret eden bazı materyalleri hediye olarak takdim etmek isterken vuku bulan bir olaydan söz ediyor. Yok söyledim oradaki, zaten. Tabii söyledim, ben altını çizdim. Onun söylemedin diye söylemiyorum. Sadece bunu da nazarı dikkate alarak değerlendirelim. Yani orada... Çok kaba ve şey yani böyle tanımlandığında işte bak oğlum git ya da münasip yerine koy diye tanımlandığında kaba sokak tavrı gibi kaçan tavrın arkasında bir de böyle bir tepki var. Yani bu tepkiyi dışa vuran bir tavırdan söz ediyoruz. Şimdi hakikaten ben söyleyecek bir şeyler olabilirdi ama yani kendime yeterdim. Yok seninle ilgili değil. Yani şimdi... AB'den sorumlu bakan ödülü alırken de demiş ki yurt dışında ülkemize, değerlerimize, inançlarımıza düşmanlık yapmayı maharet zannedenlere hak ettikleri cevabı verebilmemin arkasında Melih Başkanım gibi ödülü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'yi kastediyor. Melih Başkanım gibi Sayın Başbakanımız gibi gerçekten örnek aldığım büyüklerimiz var. Eğer ben yabancı liderlerin önünde kemküm eden bir başbakanın kabinesinin bakanı olsaydım o zaman belki o cevapları vermekte biraz tedirgin davranabilirdim ama neyse ki davranmadım çünkü demiş. Ben kendi adıma biraz hani bunun çok da övgüye mazhar olacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani gene daha kibar ama taşı gediğine koyan üsluplar olmalı. Ben 17 Eylül günü amcamı kaybettim. Allah rahmet etsin. Evet, çok çok benim için çok değerli bir insandı gerçekten. O şunu derdi.
Kibarlık mesele değildir. Yani bir kokteylde, bir davette, bir yerde kibar olabilirsin. Asıl olan bir yaz günü tıkış tıkış bir otobüste kibar olabilmektir derdi. Çok doğru laf. Çok güzel. Çok benim, doğru laf. Yani aynen. Genellikle hakikaten kulağımdaki küpelerden biridir diyebilirim. Şimdi insan hani kimisi hoşlanabilir. Ben kendi adıma söylüyorum, hoşlanmıyorum. Höt, zöt, höt, zöt. Bunu dedikten sonra işte dönüp de yani demokrasinin böyle inceliklerle de örüldüğü kanaatindeyim. Onu söylemek istemiştim. Süremiz de azaldı. Bahsetmek Peki. istediğim bir şey varsa. Yok. Eğer yani sırayla geçelim o zaman bence. Son 5 dakika. Bu Suriye'den söz etmek ister misin bilmiyorum. Şimdi son durum şudur, biliyorsun yeni bir şey yok orada, yeni bir gelişme yok. Yani sınırlarda tahkimatımız var vesaire. Birleşmiş Milletler'in hazırlık yapmasına yönelik bir çalışma var. Onun dışında da uluslararası tepkiler var. Uçak meselesi gündemde. Bugün gazetelerde birinci sayfalarda onun yansımaları var. Lavrov'un Rus Dışişleri Bakanı'nın ilişkimizi bozmaz sözü yani önemli. Şöyle bir şey var. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yanılmıyorsam biri oydu. Dediler ki bu kargo, hani söylendi, hem Rusya'nın iddia etti, bizim de yalanlamadığımız bilgilere dayanan bir açıklama tabii bu. Bu kargo sivil uçaklarla taşınabilir. Bunda bir sorun yok dediler. Şimdi teknik olarak tabii şüpheyle, şimdi mesele şu. Siz hava sahanızdan geçen bir sivil uçuşu, ihbar geldi, tabii. Sivil uçuşu ihbar üzerine şüphe ile durdurabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Aradığınızı bulamayabilirsiniz ama indirme hakkınız var. Böyle bir ihbar peki ve şüphesi. Peki ama bulamadığınız zaman şüpheyle, bunu da açıklayıp hemen açıklarsınız. Göndermez misiniz? Şimdi bu ikinci faslı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı şeyi yapmaya hakkı var uluslararası hukuk açısından. Birinci ama adım olarak. Ama bulunan materyal silah sistemi parçası mı? Yani sonuçta. Hayır, savunma radar sistemi parçası. Savunma silah sistemi derken yani ateş gücü anlamına gelmiyor illa. Şu ana kadar yansıyan şey sonuçta bir savunma sistemi parçası. Savunma sistemi aparatı. Ama sivil uçakla bile taşınabilecek. Sivil uçakla unutmayalım. Sivil uçakla bunun taşınabileceği söyleniyor. Ne fark eder ki? Türkiye'nin bu materyali indirme ve bu materyale el koyma hakkı var. Olmasaydı zaten Lavrov da malımıza niye el koyuyorsunuz, bu bizim ilişkimizi bozar derdi. O bile bunu mesele etmiyorken biz niye edelim? Yani Türkiye uçağımızı düşürmüş, toprağımıza top mermisi atmış, 5 vatandaşımızı katletmiş, Suriye rejiminin bir uçağını silah savunma sistemi taşıdığı şüphesiyle indiriyor. Bu bize dert oluyor. Malzemeyi gönderen, malı gönderen Rusya, Rus Dışişleri Bakanı diyor ki bizim ilişkimizi bozmaz. Hayır. Malzemeyi alan taraf söyledikten sonra Lavrov. Anladım. Hatta Lavrov şunu dedi. Türkiye dedi o şeyi o kadarcık da malzemeyi göstersinler dedi. O kadarcık da desin ama bizim Lavrov kadar ileri gitmemize gerek yok yani. Bunu dert etmemizi, mesele edinmemizi gereken bir durum. Olabilir miyim? Şimdi bu şundan olabilir mi? Yani niye biz bunu mesele ediyoruz? Acaba tam da Suriye'nin diktatörlükle yönetilen medyasının dolayısıyla olağanüstü kontrollü olan bir ülke olması ama bizim kısmen de olsa kimilerine göre melez, hibrit de olsa bir demokrasiyle yönetiliyor olmamız evet. ve medyanın da kendi iktidarının kimi zaman kendi işte planının, bakanının aleyhine bile olsa bu soruları sormaya hakkının olması olabilir mi aradaki fark? Kesin. Şimdi şöyle bir şey var. Bunları söyleyebilirsin ama bu şu demek değil. Senin söylediğinin karşıtı da var. O da söylenebilir bir şeydir. Tabii. O da söylenebilir bir şeydir. Sonuçta burada onu yapıyoruz. Tabii. Ya yani sen niye yapıyoruz diyorsun, ben yapıyoruz. De bunun için yapıyorum. Hayır diyorum. Tabii. Ben de benim niyem senin yaptığına tepki. Şimdi o şöyle bir şeydi. Ya bunları hiç mesele yapmayalım, bunları konuşmayalım değil. Bunları konuşma anlayışına karşı benim bakışımı yansıtıyor. Hı hı. Yani yoksa zaten onun için buradayız. Bunları konuşmak için buradayız. Bunu her seferinde dönüp tekrar konuşmamıza da gerek yok. Burada
farklı bakış açılarına sahip iki insan olarak konuşuyoruz. Şimdi bir dakika, sen niye bunu gene kendine normal bir şekilde kendine mi aldın üzerine? Hayır. Yani niye bu en son detaya girdiğini anlamadım. Çünkü şunun için girdim. Sen bir şey söyledin, ben de bundan bahsettim. Az önceki gibi. Benim söylediğimi sen yanlış anladın diye düşündüm. Nezaketten kırılacağız ikimiz de. Hayır. Nezaketten kırılacağız. Ben acaba gene alınganlık mı gösterdi? Gene üstüne mi aldı? Başka bir şey mi aldı? Hayır, ben şahsına... Hayır, bunu niye mesele yapıyoruz derken tamamlıyorum. Senin sözün üzerine söyledim ama sana söylemedim. Tıpkı şu laf gibi. Sana söylemedim. Ben de bir bakış olarak söyledim. Nezaketten kırılacağız ya. Hayır, nezaketle alakası yok bunun. Görüşleri ifade etmekle alakası var. Sen niye böyle söylüyorsun da demedim. Böyle ya oluyor. Peki. Dedim. Ben de dedim ki bu nedenle de böyle medya bakıyor, bunu söyleyenler de bu nedenle söylüyor dedim. Yanlış anlaşılma ortadan kalktı o zaman. Tamam. Ben yanlış anlamamıştım, bilmiyorum. Süremiz bitti. Ben yanlış anladığını düşünerek yanlış düşünmüşüm. Peki, süremiz bitti. Yarın gene nazik. Süre tamamlandı mı gerçekten? Bitti. Vallahi bitti. 45 dakika. Bir de şey vardı, bu Türkiye'ye yanıltıcı istihbarat verilmiş olma ihtimali uçakla ilgili, biliyorsun o da doğru çıkmadı. Evet, öyle görünüyor. Yarın görüşmek üzere diyelim o zaman medya mahallesinde. Evet, yarın tekrar bir aradayız. Hepinize iyi günler diliyoruz. Nazik. Hoşçakalın. Nazik. Peki.